Evet, değerli misafirlerimiz, bugün ne güzel bir gün. Aramızda bütün randevularını iptal ederek ta İstanbul'dan buraya kadar teşrif eden Erzurum'umuzun yetiştirdiği nadide şahsiyetlerden Osman Demirci hocamız aramızda. Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'aniye'de dava arkadaşlarım. Hakikaten şu manzarayı görünce ruhun içraf duydu. Bizim çocukluğumuz derdimizde 1938'lerde mesela bu mana yoktu. Yapamazdınız. Her şey berbat idi. Başka yer yüzüm yok. Ama Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun. Allah o kapıları açtı. Ezanımız yerine minareyi süslendirdi. Gönüllerimiz Kur'an'ın nuruyla nurlandırdı. İslam'ın hizmeti bütün kainatı kucakladı. Şu anda insan suretinde değil, insan suretine yeryüzünü süslendiren meleklerle adeta bir aradayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِذَا مَرَبْتُمْ بِرِيَازِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا Yolunun cennet bahçelerine uğradığı zaman o bahçenin çiçeklerinden, güllerinden, meyvelerinden, güzel kokularından istifade edin. Ya Resulallah, dünyada cennet bahçesi var mı? Var. Neresi? El mesacı, mescitler ve mecalisi, ilmi, ilim meclisi. Şu anda cennet bahçesindesiniz. Cennet bahçesinde olduğunuzu bilin. Kur'an, kelam ilahi, Allah kelamı, bizim kitabımız. Her harekatımız ona bağlı. Kur'an-ı Kerim'i hürseden, hafiz olan bir Müslüman, müşahhas bir Kur'an demektir yani. Bir hafiz, ihlaslı bir hafiz. Adeta Kur'an-ı Kerim'le toplamış, Kur'an-ı Kerim demektir. Eskiden o büyüklerimiz, hafızların yanında ayağı uzatıp oturmuyorlardı. Sen hafızsın yavrum, senin yanında ben nasıl ayağı uzatayım? Allah'ın kitabına hürmet edeni Cenab-ı Hak aziz eder. Vesile olanlar, okudanlar, buraya toplayanları Allah saadet idareyle masal eylesin. Kıymetini bilin yavrum, siz büyük bir nimet ilahiye masalsınız. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yeryüzünde seyyah melekler ordusu geziyorlar. Ne arıyorlar? İlim meclisi arıyorlar, Kur'an meclisi arıyorlar. Bir yerde sohbeti Kur'an'a var mı? Helimmû ileyye, gelin, gelin. Burada Kur'an sohbeti var. Nur-u Kur'an anlatılıyor. Teyid-i Muhammed'i anlatılıyor. Orada toplanıyorlar. Şu anda meleklerle beraber oturuyoruz. Meleklerle beraber oturuyoruz. Dersi dinliyorlar. Niye dinliyorlar? Zaten arzuları bu. Meleklerin rızası Kur'an-ı Azimüşşan'ın nurudur. Teyid-i Muhammed'i'dir. Şu anda şu toplantıya Allah'ın rızası teveccüh etmiş, başta Peygamberimiz olmak üzere 124 bin Peygamber ruhaniyeti buraya bakıyor. Melekler burayla bayram ediyorlar. O bakımdan da oturduğumuz mezişin, bulunduğumuz hanın nimetinin kıymetini bilenin. Meleklere göre oturuyoruz. Biliyorum ki, gençler belki görüyorlar. Ben 2-3-4 sene evvel Adapazarı'nda bir gençlerin toplantısında bile anlattım da dedim, bakın bakalım bir şey görüyor musunuz? Birisi dedi hocam ben tavanda bir şeyler görüyorum. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Meleklerle beraber oturuyorsun. Ne bahtiyar değil. Ahir zamanda. Tecelliyet gitmesi her tarafta boz yedirirken, memleket evladının bir kısmını cehenneme götürürken, Müslüman sabahleyin kalkmış. Doğduğu zaman, Kur'an'ı okunan Ezan-ı Muhammediye'nin ruhaniyetine uyarak, Kur'an-ı Kerim tedrisatı yapmış, İlm-i Halim öğrenmeye çalışmış, namaz surelerini veya hafız-ı kelam olmak arzusuyla bir felaket neticesinde burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. Allah kıymetini bilenle de eylesin. Geri konuda iki kardeş var. Ahmetli, Ahmet Muhammed isimler. Eskilerler. İkisi de bir yollardan bizler. Birisi kürsüne vaat ederken diğer kardeş içeriye girdiği camiye dolaşıyor, oturamıyor. O
ediliyor, buraya gidiyor, o da kürsüden bakıyor. Sonradan da tebessüm ederek çıkıp gidiyor. Validen kardeşim daha soruyor. Camide dolaştı, hem oturmadı, hem de çıkarken tebessüm etti. Demek ki benim konuşmayı beğenmedi. Eve geldikten sonra anasına şikayet ediyor. Diyor ki, ana, kardeşim bak ne yaptın? O milletin içerisinde dolaştı camide, orada burada, sonra da tebessüm ederek oturmadan çıktı gitti. Çağırıyor anası. Oğlum diyor, ayıp değil mi? Millet içinde hem oturmamışsın, hem de tebessüm edip gülerek çıkmışsın. Ana neye gülerek çıktın? Cami öyle meleklerle dolmuş, yer bulamadık yoktu. Hangi melekeni bana diyordu? Tebessüm ettim, kardeşimi tebrik ettim, çıktım. O zaman kürsüde vaat eden diyor ki, anne, ya ben niye melekleri göremiyorum? Bende bir hal var. Doğru diyor oğlum. Ben size hiç abdestsiz süt vermedim, meme vermedim. Bir gün namaz kılıyordum, sen yatağın üzerinde ağlıyordun, komşu hanım geldi, memesini senin ağzına verdi, herhalde o süt perde oldu. İşte bu analar böyle evlatlar yetiştirmiş, Allah sizi de bunlara dahil eylesin ya. O bakımdan tebrik ediyorum, okuyan da okutan da. Bu zamanda elhamdülillah Cenab-ı Hak açtı kapılarını. Risale-i Hizmet'i şahil adı kucakladı. Aslında bugün dünyada hiçbir meselenin müşkilatı yok. Ne ihtiyaç var ise, her arz edilen şey, Kur'an-ı Kerim'in bahsına bakan, en mükemmel tefsiri olan o lisan-ı külliyatı bütün meseleleri halletmiş. 33 lisanı tercüme edilmiş. Avrupalı okuyor, ama Müslüman oluyor. Rus okuyor, Müslüman oluyor. Geçen sene buraya geldiğim zaman, Kazakistan'da burada Arapça okuttuğum bir talebem, rektör, üniversite hesabı etti, sadece çöldeğimi tanıyanlar vardı. Hürmete çağırdım, dedim nasıl hürmet terbiyesi, dedi hocam, çok güzel hizmet var. Hele Rus kardeşlerim diyor, Allah Allah, Rus kardeşim. Risale-i Nur okumuş Rusça, Rusça, Müslüman olmuş, Nur talebesi olmuş, evlerde gidip ders yapıyorlar diyor, Allah Allah. Risale-i Nur, Rus'un kalbine cilt zaman da Müslüman ediyor. İngiliz okuduğu zaman Müslüman oluyor. Alman okuduğu zaman imana geliyor. Kainat kucaklanmış bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in nuru bu asıl idrakine göre beşeri takdim ederek ahir zamanda beklenen son cedidin, son vazifedarın eseriyle kainat alnı süre kavuşmuş Allah istifade edenlerden eylesin. O bakımdan bahtiyarsınız. Çok bahtiyarız. Allah bu nimetlerin kıymetini bilenlerden eylesin. 1950'de askerden geldim. İlk Ulu Cami'de müezzin oldum. Henüz ezan okunmuyor. Okundurma safsatayla bir hikaye okuduk. Perşembe günü suyunu duramıyormuş. Ağzınızdan. Erzurum'da bir bayram havası uyanmaya başladı. Ama sessiz. Dükkana giriyor birisi, mağaza sahibinin kulağına bir şey fısıldıyor. Dinleyen ağlamaya başlıyor sevincinden. Gözünden yaş akıyor. Allah Allah. Doğru mu dinliyor? Ciddi mi? İnanayım. Vallahi. Allah Allah. Ya Erzurum'da bir bayram olacak ama yarın. Bu nasıl bir bayram? Acaba Erzurum'un kurtuluşu, Azize'de, Cumhurbaşkanı Şüheda'nın sene gevresi mi? Onun lisanı harbına süre okuyordu. Yok yok. Aziz yere evlen bir şehit oldu ama ceset yere düşerken ruh eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul kelimesiyle Hazreti Muhammed'e yükseldi. Yarın öyle bir bayan var ki doğarken kulağına okunan ezan-ı Muhammediye 18 senedir minareden alınmış, gönüllerden alınmış yarın o bayan. Mekke'nin fethi olacak. Adeta Medine-i Münevvere Resulullah teşrif edecek. Yalnız kainat bayram edecek. Ezanımız okunacak. Sabahleyin caddeler dolmuş. Bu caminin minaresinin altında kurbanlar hazırlanmış. En güzel sesli insanlar minareye çıkartılmış. O beli bükülmüş ihtiyar titreye titreye forumlarından tutmuş. Orada toplanmış. Herkesin gözü minarede. Evet, bir velvele. Telefon önü gelmiş.
selamlar verilecek. O en güzel sesli Müslümanlar 53 minareden bir anda Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Resulullah derken hüsnülüklerle secdeye kapananlar, tekbirlerle kesilen kurbanlar adeta bayrağını şahlanmaya başladı. Muş'taki bayrak silkinerek adeta minareye yöneliyor. Ey maneviyyet sembolü, yüksel ve dik dur. Sen de Allahu Ekber dedikçe, şimdi ben gerçek hürriyet elan ediyorum. Ezan olmayan bir mühürriyeti yok ki. Minarede de mukabele ediyor. Ey hürriyet sembolü, sen de yüksel ve dik dur. Sen gerçek hürriyet elan ettikçe, ben de Allahu Ekber derecektir. Hayalen Topkapı surlarına gittim. Fatih ordusuna hitap ediyor. Kahraman ordu yaşlı surların önünde şehit olursunuz veya Ayasofya'da namaz kılarsınız. Allah Allah hilalarıyla Bizans paçavralarını yer ederiz. Atılıyor, sandalımız bayrağı dikiliyor. Ulu vatan sandalı şu hedef adlarıyla süsleniyor. İstanbul, İslam'a vatan oluyor. Biraz daha tarihlerin ülkede gittim. Resulullah Medine'ye teşrif ediyor. Teravvet aleyna. Üzerimize ay doğdu, güneş doğdu, Hazreti Muhammed geliyor. Çiçeklerle karşılanıyor. Biraz daha tarihi dediğine gittik. Mekke fethedilmiş Bilal-i Habeşi. Oyanıp ezanıyla, Allahu Ekber'in nazıyla kainata hürriyet ilan ediyor. İşte o gün, işte bugün. O günlerden bugünleri halveden Allah daha güzel günler halvedecektir. Her kötülük, bunlar ufak tefek şeyler. Biz herkesin ümidini kestiği bir günler, Bediüzzaman Hazretleri kainata sesleniyor idi. Dünya neden herkese terakki dünyası olsun da, bizim için mi tedavi dünyası olsun? İki eski, el iki hayatının hükmünde olan gelen nesil kapısını kurmayın, çekilin. İşte o nesil vazife başında, o nesil hizmet başında, o nesil sahabeyi temsilen dünyanın her yerinde. O nesil geliyor ama fırtına gibi değil. Sahabe gibi geliyor. İlimle geliyor. İrfanla geliyor. Hizmetle geliyor. Ve kainata şöyle sesleniyor. Biz Kur'an'ın hadimleri, tüm imanlı vezindeyiz. Bu yoldan dönmeyiz asla. Peygamberin izi değil de geliyor. İslam'ın nuru gül sesi, kaldırdığın zulmeti yesi, alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed'in yolundayız. Onun ahir hak peygamber, ona selam salat gönder, cihatla tekbiri gönder, Hazreti Muhammed'in yolundayız. Geliyor işte orası, vazife başında. Cenab-ı Hak hürmetlerini kabul eylesin. Kıyamete kadar daim eylesin. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vel âkibetü lil muttakîn. Vessalâtu vesselâmu alâ seyyidina Muhammedin. Ya ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi bi ismine hürmetine. Amin. Sevgili Habibine hürmetine. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerim'e hürmetine. Amin. Cemaatimize teveccüh eden melekler hürmetine. Amin. Zahir ve batin dertlerimize deva. Amin. Hastalarımıza şifa. Amin. Borçlarımıza eda. Amin. Ölenlerimize kamil iman. Amin. Evlatlarımıza selahat ihsan eyle. Amin. Şu yavrularımıza kadim-i nur eyle. Amin. Kadim-i Kur'an eyle. Amin. Kadına milletine. Amin. Dinle devletine. Amin. Aynı zümmetten istihdam eyle. Amin. Kıyamete kadar neslimizi bu istikamete muhafaza eyle. Amin. Bizim neslimize vatan haini İslam kutbanı getirme ya Rabbi. Amin. Ahir arvetimizi hayır eyle. Amin. Nasıl imane muratlarımıza nail eyle. Amin. Memleketimizi milletimizi ilk ve ilk düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Dostlarımızı aziz eyle ya Rabbi. Amin. Düşmanlarımızı zelil eyle ya Rabbi. Amin. Bizi kendine kul. Habibine ümmet, Kur'an-ı Kerim'e talebe, iman hizmetine daim eyle. Bu asr-ı necid milletin evlatlarını, ruhumet dairesinde, birlik beraberlik içerisinde, kıyamete kadar, Bursa bayrak, minarede ezan, kafterde iman, elimizde, dilimizde, gönlümüzde, Kur'an'ımızı daim eyle ya Rabbi. Cihana hakim eyle ya Rabbi. Kardanımızı ona halim eyle ya Rabbi. Şu melek var ya onların aminlerini boş çevirme ya Rabbi. Amin. Allah'ın rahmetimizi hayır eyle ya Rabbi. Amin. İslam fıtratı üzerine yarattın. Onun mahallelerini kullandın.
imanından eyle. Kardeşler çağında bu ana kadar yaptığımız ibadetleri dergâh-ı ilahine makbul eyle. Dostlarına düşmana muvaffak eyle. Tevbelerimizi tevbe-i Resulullah tebliğ eyle. Şu andaki tevbemizi kabul eyle. Ellerimiz boş çevirme ya Rabbi. Hizmet emniye kadar hizmet-i nuriyede bizi istihdam eyle. Son nefesi bize geldiğimiz zaman da buyurun. Ya Rabbi getirmiş olduğumuz bu kelime-i şehadeti Hafiz ismine emanet ediyoruz. Son nefesini de tekrar ihsan eyle. İhsan eyle. Lütfeyle Allah'ım. Ondan onu bizden ayırma ya Rabbi. Kabrini cennet bahçesi bulanlardan eyle. Kabirden kalkarken yüzde de nur saçanlardan eyle. Cennet ve cemalullah ziyafet uçanlardan eyle. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel aradîn. Ya Halil ve Ya Halil Hüllü Şeyh'in göklerin yıldızlarıyla, zemin-i müştemilatıyla, bütün mahlubat-ı bütün keyfiyatıyla tezkir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmet-i Hakk'ı için nefsimize bize musahhar eyle. Amin. Mahlubumuzu bize musahhar kıl. Amin. İmana Kur'an'a hizmet için tüm insanların kalplerini Risale-i Nur'a musaffer ya. Amin. İhbarımıza iman-ı kamil. Amin. Üstü Fatime ve. Amin. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi. Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağı ve demiri. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a insi ve kinni. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Şems-i ve Kumer'i tesbih edildiği gibi akılları, kalpleri Risale-i Nur'a musahhar kıl. Amin. Ya Rabbi ve bütün Müslümanları nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşine muhafaza eyle ya Rabbi. Cennet-ül Firdevs'e cümlemizi mesbut kıl Allah'ım. Amin. Ve etina fi dünya hasene ve fi ahireti hasene ve kina azaben nar ve kina usulli ve livalideyye ve lilmûmine yolda yakûmul hisâb ve sallallahu ala nebiyyi Ümmü'l-i Abid-i Haşid-i Mureşid-i Mekke-i Medeni-i Sahib-i Valid Emin Subhane Rabbike Rabbil Ezzet Amma Yazıkun Esselamun Aleyhi Vesselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha. Evet, Osman Demirci hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bizi mesleki duasıyla kalbimiz iyice dikkate doğru gidiyoruz. Bakın gençler, görüyor musunuz? Erzurum'dan ne nadide şanslar çıkmış. Sizler de yetişirseniz insan inşallah böyle Osman Demirci hocam gibi olursunuz. Evet, şimdi programımızın devamı akışına gidiyoruz. Şu anda Cemaliye grubunun hazırlamış olduğu Risale-i Nur'a